Şimdi şu açıdan soruyorum. Özellikle de darbeden sonra batılı ülkelerin desteği Mısır'a. Evet, Amerika. Şimdi Mısır, Amerikan basını bile diyor ki Mısır'ın şu an insansız hava araçlarına ihtiyacı var. Bu durumda Türkiye ile ticaret yapabilir. Şimdi bu eğer Mısır'ın böyle gereksinimleri varsa son geçtiğimiz 11 yılda geliştirdikleri ilişkilerle Fransa'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin neden bu ihtiyaçları optimum düzeyde sağlanamadı? Neden bakın, istenmedi Mısır güzel. Böyle kalsın? Şimdi Mısır ordusunu özellikle deniz kuvvetlerinin çok güçlü bir kara kuvvetleri var bir de. Tankları muazzam derecede ve Mısır bir kara ordusudur. Hava kuvvetleri de güçlendirilmiş. Hem Sovyet silahları vardır hem Amerikan. Mesela şimdi şu anda sınıra sığdıkları SAM füzeleri Sovyet yapımı. Ama Amerikan yapımı da var. Şimdi burada Mısır şunu gördü. Ben de olsam Mısırlı bir kere çekinirim. Buradaki 2,5 milyon insan İsrail'e göre, Netanyahu'ya göre bir defa Sina'ya gelecek. Halbuki dikkat edin. Camp David neden çok önemli biliyor musunuz? Neden? Sina Yarımadası'nı kaybetmişti Mısır ordusu. Çok büyük bir yenilgi aldı ve İsrail ordusu imha etti onları. İmha ettiğinin bir şekilde delillerini de buradaki Amerikan Liberty istihbarat uçağı gemisi tespit etti. İsrail hücum botları gidip bunu vurdular. Amerikan subaylarını öldürdüler. Ve sonunda Mısır mecbur kaldı bir şekilde imzalamaya. Peki buradaki şey ne? Bir, eğer İsrail Gazze'yi alırsa İsrail, yani hocanın söylediği gibi şah damarı olan bir defa bu kanal Süveyş'te bir rakip çıkacak. İsrail evet. Buradan Gazze'ye şey açacak. Tam bu sınır bölgesinden kanal açacak. Hocam Camp David geldi arkanıza metin olarak. Ha. Özetle. Evet. Şimdi anlatacağım onu. Bir dakika. Bu kanaldan bir kere ekonomi çökecek mi? Bir. İki, bu savaştan dolayı şu anda bir şekilde gemiler gelmiyor. Gelir kaynağı kaybetti. Ama en strateji şu. 2,5 milyon adam Sina'ya geldiği takdirde burada bir defa İsrail gelecek buraya bulaşacak ve Sina'yı işgal edecek. Daha söylüyorum da genişlemek bakın. İsteyecek Gazze'nin ilerisine Sina'ya doğru. Burada bir kavga çıkaracaklar. Zaten bugün söyledi Mısır. Diyor ki siz İsrail'in şeyi burada kurduğunuz sınırı koruyamıyorsunuz. Adam kaçakçılığı yapıyorsunuz. Mısır bunu derhal notayla karşılık verdi. Böyle bir şey yok diye. Yani yarın bir gün burada bir terör olgusu olacak ve İsrail buraya nasıl her gün Lübnan'ı bombalıyorsa Suriye'yi burayı bombalamaya başlayacak ve burayı işgal edecek. Neden? Çünkü Sayın Bakanımızın dediği gibi İsrail barış peşindeydi. İsrail topraklarını genişletmek zorunda. Bunun üzerine kurulu ve düşman arıyor. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Dedi ki sen hayali sınırlardan vazgeçmezsen barış olmaz. Burada Mısırlar bunu gördü. Peki Mısır burada kimi arkasını dönebilir? Suudi Arabistan savaşmak istemez. Burada kardeşi Türkiye var. Ben bir daha söyleyeyim bakın. Ben Mısır'da subaylarla beraber okudum. Bizi kardeş görüyorlar. Ve ortak tatbikatlar yapmaya başladık. Mısır'a kim verdi 40 tane F-16? Paraları yetmedi. Türkiye kredi verdi. Kaç yılında hocam? O zaman buradaki bir harekat alanında İsrail Hava Kuvvetleri'nin üstünlüğünü bildiği için Mısır ve 6 gün savaşında dikkat edin bakın. Önce radarlarını vurdular ve 300 uçağını yerde vurdular. Mısır hava kuvvetsiz kaldı. Ondan yenildi şeye. Daha sonra toparlandı, 73'te karşı harekatı yaptı. Böyle bir şeye geçmemek için Mısır acilen hem keşif istihbarat olarak DB-2-3'leri hem de bayrakları ve belki de bizim diğer silahlı şeylerimizi alacak. Bu o zaman ne olacak? Mısır'ın olası bir İsrail ordusu yani saldırısına karşı ordusunu güçlendirecek. Bir tehdit olarak görüyor şu an Mısır. Özellikle de Gazze'lilerin Sina Çölü'ne sürülmesi planından dolayı sonrasında benim topraklarıma da bir saldırı yapabilir. Evet. Tehlike altındayım. Bu açıdan yani, benim Merve, insansız hava aracına ihtiyacım var. Harita varsa şu şeyi bu buradaki Sina'yı gösteren olur. Bir harita varsa daha bir durum daha var. Şimdi bir özel durum daha var onu da konuşalım. Bulurlar şimdi arkadaşlar arşivimizde vardır. Yani şimdi bu Sina bölgesi İsrail'in işgal altında kaldı. 1967 savaşından itibaren. Asker sokamıyor buraya. İşgal altında kaldı. İsrail evet. Oraları kontrol etti. Ne zamana kadar? 1982'ye kadar, yani 79'daki Camp David anlaşmasıyla barış anlaşması yapıldı ve Sina'yı 2-3 yıl içinde boşalttı, 1982'de boşalttı. Yani burayı epeyce bir süre İsrail işgal altında tuttu Sina bölgesini.
Şimdi şöyle bir durum daha var. Buraya buradakiler verelim, yani buradaki Hamas'ın dominant konumda olduğu bölge, Hamas'ın dominant konumda olduğu bölgede yani aslında İhvan-ı Müslümin, Müslüman kardeşler hakim. Hamas nedir? Hamas Filistin İslami Hareketi. Yani oysa ki bu hareketi Hamas'ı İsrail tedişörgüt olarak değil, görüyor mu? Gazze haritası değil. İrfan Hoca Sina Çölü'nü de gören, Gazze'nin daha güneyini gördüğümüz bir harita istiyor. Tamam. Aslında, o zaman diğer harita kalsın. Önceki Hamas'ı Mısır rejimi de terör örgütü olarak görüyor. Bu bakımdan buradakilerin Hamas kontrolünde olan bölgedekilerin Sina'ya geçmesini yani o büyük da tehdit, kendi büyük tehdit olarak vehmeder. Büyük tehdit olarak vehmeder. Bundan dolayı istemez. Hocam bu işin bir de duygusal tarafı var biliyorsunuz. Evet. Baştan beri Mısır ödeme. Ne diyor? Ben İsrail'in Gazze'lileri Sina'ya sürmesi fikrine kesinlikle karşıyım. Bunu savaş sebebi sayarım. Çünkü Gazze'lileri Mısır'a, Sina'ya yığmak demek Filistin davasının ebediyen kaybedilmesi demektir. Biz Mısır olarak bu yükü omuzlarımıza alamayız diyor. Bakın, bunu da unutmayın. Tam burada ben sizi destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Merve Hanım, hocam buyurun da hocam. Katılırsa. Bakın, şimdi hocamın dediği gibi Sina'yı boşalttığı takdirde Mısır İsrail'i tanımıyordu. Non-recognition, demin söylediğim. Hukuken tanıyacaksın diyor. Bu çok önemli. İsrail devleti ilk defa bir Arap devleti tarafından tanınmış oluyor. Hatta diğer Araplar bu sen bizi sattın diye Mısır'a çok kötü konuşmadılar senelerce. İkinci husus çok önemli. Bakın, bir Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere Mısır ve Ürdün'ün belirleyeceği özürle özellik verecek. Var mı özellik? Yok. Şu anda diyor ki Gazze benimdir diyor Netanyahu. Benim bayrağım olacak burada ve burada Filistin'i istemiyor. Demek ki anlaşmanın ikinci maddesi 1978'de daha bunları ağır şekilde ihlal edip askıya alınmıştır. 3. Özellik statüsü 3 yıl sonra Mısır-Ürdün arasında Batı Şeria ve Gazze'nin tekrar görüşme yapılacak. Bunlar da yapılmış. 4. Ürdün'le barış görüşmeleri ve İsrail-Filistin'le asker sayısını azaltacak. Onlar yapıldı. Şimdi, hocam. Onlar bugün, yapıldı. Tam tersine bakalım. İsrail Batı Şeria'yı işgal etmiş durumda. O yetmiyormuş gibi bir de Gazze'yi de işgal etmiş durumda. O da yetmiyor. Kudüs'ü de aldı. Şimdi ne olacak? Yani siz egemen bir devlet olarak sizin yani savaşın esas sözü olan ben burada bulundum. Camp David'de Amerika Birleşik Devletleri Washington'da burası aslında. Yani David hocam, dedi. Hocam. Zakir hocam. Buyurun efendim. Peki Netanyahu'nun hedefi savaşı uzatarak Trump'ın gelmesi ihtimali değil mi? Biraz öyle bir beklenti içerisinde değil yani mi? Yani o biraz Trump gelirse biraz daha rahatlayacak bu politikalarında daha rahat hareket edecek. Böyle bir düşüncesi yok mu? Ya onu konuşuruz fakat yani emniyet taşıyan... Katılıyor musunuz peki birazdan geleceğiz şimdi yani Amerikan seçimlerine de. Çünkü Amerikan siyasetini bu savaş doğrudan etkiliyor. Bir taraftan İsrail'e pervasız, fütursuz destek veriyorlar ama öte taraftan da bunun bir faturası olduğunu bir Joe Biden çıkıyor. Hükümeti görüyor. Net biçimde eğer mevcut koşullarda Netanyahu'nun saldırganlığını durdurmazsa Joe Biden seçimleri kaybedecek ve Trump iş başına gelecek. Peki Trump ne yapmak istiyor? Trump'la aslında Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti kim daha fazla İsrail'e destek veriyor konusunda birbirleriyle rekabet halindeler. Trump'ın stili şu. Trump diyor ki yani bu İsrail ile tüm Arapları barıştırmak istiyorum. İbrahim Anlaşmaları savaş olmadan 2020 yılında Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İbrahim Anlaşmaları yapıldı. Bu iki devlet Amerikan baskısıyla İsrail'i tanıdılar. Trump daha sonra baskı yaptı. Sudan tanıdı, baskı yaptı. Umman tanıdı, Fas tanıdı, Komor Adaları ama tanıdı. Sayın hocam, Trump bunu genişletmek istiyor. Buradaki en önemli yani İbrahim Anlaşmaları'nın Türkiye'de konuşulmayan bir hususu var. O da ne? Bütün bu soğuk savaş dönemi içerisinde yani Sovyetler buradan çekildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri o büyük haritayı getirebilir mi? Deminki haritayı. Bir önceki Arap harita Mısır'ın da olduğu yani bir harita Suud vardı. Suud dahil İran'a karşı sizi ben koruyacaktım. Bakalım Suudi Arabistan, Umman hepsini beraber Katar, Mısır'ı da şimdi sizin hepiniz İsrail koruyacak diyor. Bu çok önemli. Türkiye'de konuşulmuyor bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri benim
size olan şemsiyemi ben İsrail'e veriyorum. İsrail'e F-35 uçaklarını verdim. Dolayısıyla bundan sonra sizi İsrail koruyacak. O abartılı bir Amerikan yorum hocam. Yani İsrail bir kez tam muarız. Yani nasıl koruyabilsin ama ki? Ama şöyle, bunlar da razı oldular. Bir tanesi taş atıyor mu İsrail'e? Atmıyor. İşte bu, bunun şimdi, teolojik tarafı da şu. Yani Hazreti İbrahim'in çocukları değil mi? Bir tanesi İshak, diğeri de bu Yahudilerin atası, diğeri de İsmail, Arapların atası. Siz amca çocuklarısınız. Ve savaşmamanız lazım. Ben sizi barıştıracağım. Trump bunu söyledi. Trump'ın stratejisi netice olarak İsrail'in coğrafi genişleme şu an gündemde olmaksızın nüfuzunu Orta Doğu'da arttırmasına hizmet ediyor. Tekrar iş başına gelirse aynı birazdan politikalara devam edecek. Fakat Joe Biden tedirgin. Joe Biden Netanyahu'nun önü alınmazsa seçimi kaybedeceğini net biçimde gördü. Hatta geçtiğimiz gün ses kayıtları düştü. Hakaret ve evet, küfüre varan ifadeler kullanıyor Netanyahu ile ilgili. Yani şu süreçte sıkıştırmış durumda mı Biden'ı? Biden Netanyahu dolayısıyla yani hesapladığı gibi, öngördüğü gibi ilerlemedi 7 Ekim'den sonraki şimdi süreç. Amerika'daki bütün kamuoyu yoklamaları Biden'ın çok zor durumda olduğunu ortaya çıkardı. Hele de bu İsrail politikası neticesinde. Ciddi anlamda bir mesafe kaybetti Biden. Bu şimdi bakımdan siz reklamdan sonra bir bağlantı da yapacağız şey bu arada Amerika'ya. Hocama ben katkıda bulunayım. Biden belki Kamala Harris'e bırakacak şeyi. Birazdan. O da ayrı bir mesele. Birazdan. Tabii. Şimdi ben burayı yavaş yavaş noktalayalım istiyorum. Sina'ya bir daha bakalım. Bakın. Sina'ya bir daha bakalım. Tahtaya kalktı gene. Sina'ya bakalım. Mısır şeyin, İsrail'in coğrafi genişliği 20 bin kilometre kare. Bizim Trakya kadar ama Sina bunun birkaç katı. Yani çok geniş bir coğrafyayı İsrail hayalindeki yer. 1967'den 82'ye kadar kontrol altında tuttu. Hı hı. Bu sebeple Netanyahu ne tip planlar yapacak olursa olsun Mısır'ın çıkarları buradaki Filistinlilerin topraklarına konuşlanmasına imkan vermeyecek. Hocam reklama gidene kadar bir soru sorabilir miyim? Hem burayı kaybedecek hem de gaz sahalarını kaybedecek. Ekonomi iktidarını kaybedecek. Ben Arap de tam onu soracağım. O haritayı açarsak eğer gaz sahasının olduğu denizde o münhasır egemenlik denizde bölgelerin olduğu etki alanı. Hocam bizim Mısır'la anlaşmamızdan bizim ve Mısır'ın kazancı ne olacak? Bizden çok Mısır kazanır. Onu söyleyeyim. Ama neden? En azından biz de kazanırız. Bakın şöyle kazan kazan diyoruz ya. Şimdi bir defa gaz aslında şu bölgede tam. Bizim için mavi vatanın tescili. Bir dakika hocam. Bir şu ekonomik olarak söyleyeyim. Gazın bulunduğu Levant, yer burası. Levant bölgesinde. Ve son 25 sene içerisinde bulundu ve vardı gaz. Fakat İsrail Levant'tan da buldu. Teknoloji verdi Amerika. Yani 2000 metrenin altına inildi de öyle gaz alındı. Gaz gene vardı. Milyonlarca senedir gaz var orada. Şimdi burada soru şu. Türkiye için Musul Kerkük neyse hocamın söylediği gibi Doğu Akdeniz'deki gaz da bizim için Musul Kerkük'tür. Dolayısıyla Türkiye buradan asla vazgeçmeyecek. Bir. İkincisi Mısır'la biz sadece bu noktada değil bak. Hem Mısır gazını alırız bir. İki. Türkiye, Mısır, Libya beraber çalışabilir. Üç. Bizim sondaj gemilerimiz Mısır'ı zengin edebilir. Neden? Bizim ortak bir gemilerimiz yokken bakın ben Boğaz'da subaydım. Gemileri veriyorduk parayı. Karadeniz'de geliyor. O hamsiden başka bir şey yoktur. Ulan biz orada ne kadar gaz bulduk? Nerede bizim şeylerimiz? Bize veriyorlardı şey beyaz sayfa gaz yok, petrol yok. Halbuki ben işte hoca bir de İkinci Dünya Harbi kitabım var. Cuma günü de imza şeyimiz var. Bekliyoruz Üsküdar'ı. Romanya'da petrol vardı. Alman tankları Moskova'ya Romanya petrolüyle gitti. Petrolün olduğu yerde gaz vardı. Türkiye tam o bölgede, kuzeyde, kendi münhasır ekonomik bölgesinde İki tane önemli şeyimiz var. Bir, kömürü bulmamız. İki, Batman'da petrolü bulmamız. Üç, Karadeniz'de gazı bulmamız. Türkiye için çok önemlidir. Ve bugün inşallah ama ne zaman bilmiyorum mutlaka biz Akdeniz'de de gazı da bulacağız. Aynı şekilde sondaj yapacağız. Sayın hocam sözünü kestim ama bilmiyorum. Estağfurullah. Hocam. Mavi vatanın da tescili diyorum. Yani bizim ne çıkarımız olacak? Mavi vatanın da bir nevi tescili bu. Tamamıyla. Hocam zaten vatan yani. Evet. Ne denir? Vatan verilmez alınır. Yani tabii. Çok şey olursa. Yani şimdi Mısır'ın da gelmiş olduğu nokta bu. Yani.
Peki, şimdi gerçi devam edeceğiz konuşmaya. Cumhurbaşkanı'nın Mısır ziyareti yarın ne anlama geliyor? Daha detaylı konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar. Bir de artık F-16'larla ilgili süreçte çok önemli noktaya gelmişken... Uçaklar geliyor. Ne zaman geliyor hocam? Ne kadar var? İşte ben biraz sonra kahve falından bakacağım. Tamam, bakacağız. Bir de F-35'leri dillendirmeye başladılar. Nasıl olacak o süreç? Yeniden mi eski Washington Büyükelçimizin de paylaştığı... Damal göz çıkarmaz diye bir şey var. Nasıl olacak o süreç? Paramız nasıl ilerleyecek ilişkilerimiz? Gönüllere selam. Tayyarelere devam. İçeride paramız var. 1.4 milyar dolar. Hocam daha da var bizim. Bakmasın. Türkiye bir silkelense bak ne para var. Peki reklama gidelim. Mesut'u çok şey anlatacak reklamın ardından. Kısa bir ara.